Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda şöyle bir ütümüz var. Bu ütümüzü sökeceğiz. Tamamen dağıtacağız. içerisine bakacağız. Arızasına ve daha evvel biraz tamirde görmüş 2400 watt bir ütü. Evet ütümüzün arka kapağını söktük. Gördüğünüz gibi içerisinde biraz uğraşılmış. Bir arızalar olmuş. Burada kısa devreler meydana gelmiş. Bakın şu arkada bir klemensi var. Şimdi bunu tamamen sökeceğim. Ee, biz içerisine bakacağız. Yani kablosunu şu şekilde kestik. Kablosu da kötü durumda olduğu için. Yani kablosunun da değişmesi lazım. Buradaki klemensin değişmesi lazım. Ee, bir de bakın şurada bu ütülerin şu şekilde. Şurada sinyal veren bir şöyle bir malzememiz var. Bakın şöyle çıkardım. Bu da şöyle bir elektronik devremiz var. Bir kitimiz var burada. Ucunda bir sinyallenmemiz var ledden. Ee, bu da bakın şu şekilde geliyor ve şurada e, şebekeye giriş yapıyor. Sonra tekrar şebekeden e, çıkış yapıp içerisindeki yani rezistansın e, burada aç kapa hadisesini ayarlıyor. O da şöyle. Bunun özelliği şu. Bunu da daha sonra kendi başına size testini gösteririm. Şöyle ütüyü çalıştırırken, ütüyü şöyle koyduğunuz zaman bu kendisi e, devreyi kesiyor. İçerisinde e, gördüğünüz gibi elektronik bir kart var. Bu kartın içerisinde küçük bir bilye var. E, Rölemiz var, kondansatörümüz var. Yani birçok içerisinde malzeme elektronik malzeme mevcut. İçerisinde bunu siz böyle aşağı yukarı yaptığınız zaman anahtarlama yapan küçük bir bilye mevcut yuvarlak bir bilye bu bilye devreyi aç kapa yapıyor anahtar gibi ve siz ütüyü bu şekil tuttuğunuz zaman çalışmasını engelliyor devreyi kesiyor bir müddet sonra aşağı yukarı 30 saniye ve 1 dakika gibi bir süresi var böyle tekrardan bu şekli getirdiğiniz zaman kendisi otomatik olarak daha sonra devreyi açıyor gibi böyle bir çalışma prensibi var yani ütünüzü korumak için burada güzel bir devre yapılmış. Buhar ayar düğmemizi bu şekilde hemen zaten çıkartıyoruz. Şuradan bu şekilde kendi fabrikasyon orijinal vidaları. Bunları sökmek için özel tornavida lazım biliyorsunuz. Şimdi burayı sökeceğiz. Şunları da sökmemiz lazım biliyorsunuz. Bakın şöyle bunlar da çıkıyor. Dikkatli bir şekilde deforme etmeden şöyle sökebilirsiniz. Bakın bunun altında vida var. Bunlar söküldükten sonra zaten bir yerinden çıkacak. Üstünü dediğimiz vidaları söktükten sonra üzerine söktük. Bakın şöyle kaide zaten çıktı. Dikkatli bir şekilde. Şimdi işte ütümüzün ikinci kısmı meydana çıktı. 220 giriş klemensinin sinyal lambasının dönüşünün olduğu burada uçlarımız var. Buralar baya bir paslanmış korozyona uğramış şekilde. Bakın burada bir klemensimiz kötü bir durumda. Tekrardan bakacağız şimdi. Buradan da ölçebiliriz reistansımızı, termostatımızın giriş çıkışını. Fakat içerisini söküp daha rahat görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabanın içerisi iyi durumda değil. Şimdi reistansına ve termostatına bakacağız. Termostat şu anda buradan gördüğüm kadarıyla çok kötü durumda değil. Tabi termostatın kontak ne durumda? Oraya iyice yakından aç kapa yaparak bakmak lazım. Termostatımızın bir metali Şuradan bakıyorum. Bakın bir metal çok kötü durumda değil. Yani e, tamir olabilir e, bir şekilde. Tabanımız gayet temiz. Şimdi bakmamız bakmamız gereken en önemli noktalar şunlar. Onları size hemen söyleyeyim. İlk önce zaten dediğimiz gibi reistansımıza bakacağız. E, 210 ohm ve buzzer konumunda bir reistansıma şöyle bakıyorum. E, 24 ohm bir değerimiz var. Şöyle bir şaseye bakıyorum. Reistans şase arası kaçağın var mı? Kaçak akım rölesini attıracak bir hadise var mı? Hani ısındığı zaman atabilir. Böyle sağlam görünür ama ısındığı zaman atabilir. Bunu da anlamanın yolu bir bu şekilde anlayabiliyoruz. E, reistans'ın bir ucundan şaseye e, en düşük homajda ve bazır konumunda bakıyoruz. Göstermezse yani bu şekilde bize bir reistans'ın değerini tabii gösterecek. Daha sonra kadememizi yükseltiyoruz. Bakın 2K'ya yükseldim. 2K'da da bana 0.24 K göstermesi gayet normal. Bu şekilde 20 K'ya doğru gidiyorum. Burada 0.02 bu da gayet normal. Şimdi bundan sonra dikkat edin 200 K'ya gittik. 200 K'da bakın 0.00 burada 200 K'da bu şekilde zaten değer alamıyoruz artık. Gördüğünüz gibi burayı da burada ise bakın şöyle bir kontrol yapıyorsunuz. Kademe yükseldikçe kademe yükseltip Yine rezistansın bir ucuyla şase arasına bakın bakmanız lazım şöyle. Değer okumamanız lazım. Yükseltiyorum 2 mega ohm. Yine bakıyorum. Bu şekilde değer okursanız zaten rezistansınız e, omajda ölçtüğünüz zaman sağlam gösterir. Fakat rezistans ısınmaya başladığı zaman bir müddet sonra veya içerisine su koyduğunuz zaman bir müddet sonra buhar vermeye yakın veya hemen çalışır çalışmaz kaçak akım rölesini Hemen açma yaptıracaktır. Ona da dikkat edin. 20 MΩ aldım. Değerim 20 MΩ'mda şu anda. Bakın tekrar bakıyorum. Şu anda rezistansımda bu rezistans ölçümü çok önemli. Yine herhangi bir şey görmüyorum. Bakın zaten rezistansın kendi arasında da zaten göstermemesi lazım. Bunun haricinde termostatımıza bakıyoruz. Hemen şöyle 200 ohma yani buzzer konumunu aldık. Bakın tik tak sesi veriyor. Yani kontak açıp kapanıyor. Buradan gözümle de şöyle bakıyorum. Siz de görüyorsunuz kontak çalışıyor. Bir de şöyle giriş çıkışına bir bakalım. Şöyle termostatım kapandı. Fakat bakın Pazarımda bazen bir ötümü var, bazen yok. Buradaki kontaklarımızın çok güzel temizlenmesi lazım anlamına geliyor. Bir de bir bilgi daha ve evet, çoğu insanın bilmediği bir ayrıntı bu da. Size göstereyim. Çok önemli teknik bir ayrıntı. Şuradan bakın bir ince tornavida yardımı ile çok ince bir tornavida yardımı ile şurada küçük bir vidası vardır. Bu vida aşağı yukarı oynatılarak, bakın şuradaki porselen kontağın ayarını yapmaktadır. Buradaki porselen de ve bu vida da o işe yarar. Buradaki ayarı sıcaklık ayarını biraz daha fazlalaştırıp azaltab çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu da teknik bir meseledir. Şimdi porseleni yukarı aşağı şu vidayı Açarak veya kapatarak yapabilirsiniz. Vida çalışmaz ise çok zorlamayın. İlk önce birazcık yağ dökün veya pas sökücü dökün. Sıcaktan bu vida buraya yapışmış olabilir veya fabrikasyon yapıldığından beri zaten açılıp kapanmadığı için bu vida çalışmayabilir. İlk önce pas sökücü ve yağ ile daha sonra bekleyin çalışmasını sağlayın. Eğer çok ihtiyacınız varsa bu vidadan ayar yapabilirsiniz. Bazen bu çok çabuk geri atabilir, çok çabuk geri açma yapabilir. Onun için buradan sıcaklığını ayarlayabilirsiniz diyorum ama bilenler için söylüyorum. Buradaki orijinal ayarı bozmamak daha iyidir. Fakat artık uzun seneler geçtikten sonra termostata gerekiyorsa bu ayar bilen arkadaşlar bunu yapabilirler. Onu da söyleyelim. Termostatın şuradaki tabanmış olan kısmı sıcaklığı algılayan bir metaldir. Bakın şu kısım şu bir metal kısmımızdır. Bu sıcağı algılar değişkenlik göstererek yukarı aşağı bakın termostatımın bir metali oynattıkça termostatımın ayağı termostatımın kontağı açık kapa yapıyor. Ee, diyoruz hem de şurada gördüğünüz gibi bunların çok güzel temizlenmesi lazım. Daha sonra klemensini yanmaz bir klemensle bakın dikkat edin. Buna koyulan klemens zaten deforme olmuş yanmış. Takılması lazım ki ömürleri uzun olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.